Merhaba, bu videomuzda Acer K137i projeksiyon cihazını tanıtıyoruz. Diğer videolarımızı takip edenler Acer'ın farklı modellerde farklı kullanım alanları için hayatımıza giren projeksiyon cihazlarını görmüşlerdir. Dikkat ettiyseniz oradaki tanıtımlarımıza da bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir projeksiyon cihazı alırken en önemli dikkat etmemiz gereken nokta şu: hangi amaçla ve nasıl özelliklerle bir cihaza ihtiyacımız var? Teknolojik ürünleri alırken aslında hepsinde hemen hemen buna dikkat etmemiz gerekiyor ama projeksiyon cihazı gibi spesifik, her an hayatımızın her alanında çok fazla kullanmadığımız, gerektiği zaman hayatımıza girecek olan cihazlarla ilgili olarak bunu kendimize artık bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Önce soracağız kendimize neye ihtiyacımız var, nasıl bir çözüm ortağı arıyoruz, yani nasıl bir çözüm sunacak cihaz arıyoruz ve hangi alanda kullanacağız. K137i bu saydıkların arasında aslında birçok alanda kullanabileceğiniz küçük, kompakt, güzel bir dizayna sahip olan ve mobil olarak kullanabileceğiniz güzel bir projeksiyon cihazı. K137i VLP teknolojisine sahip bir projeksiyon cihazı. Aynı zamanda ampul olarak LED ampul teknolojisini kullanıyor. 3 boyutlu görüntüleri destekliyor ama kutudan bu görüntüleri 3 boyutlu izlemek için gereken 3 boyutlu gözlük çıkmıyor. Bunu da ayrı olarak temin edebilirsiniz. Şimdi Acer'ın zaten kullanmış olduğu, aslında baktığımızda bütün cihazlarında kullanmış olduğu ampul teknolojisi gerçekten bugün projeksiyon cihazları için ampul üreten en kaliteli firmalarla çalışmasından dolayı bir ön plana çıkıyor. Şimdi bu tarz cihazlar aslında ekonomik olanlarla en pahalı olanlar arasındaki tabii ki belli başlı farklar dışında ampul ömrü ve ampul kalitesi olarak dikkat çekiyor. Çünkü cihaz varlığını sürdürmeye devam etse de, çalışma prensiplerini korumaya devam etse de, herhangi bir arızası olmadan bize hizmet etmeye devam etse de ampulün ömrü bir gün geliyor, bir saat geliyor ve bir şekilde bitiyor. İşte burada da zaten en önemli yan parçası olduğu için, yan ürünü olduğu için de doğal olarak raflarda ampuller birazcık pahalı gelebiliyor gözümüze. Ya biz bunu alacağız derken. İşte burada Acer'ın farkı şurada devreye giriyor. Birincisi hem kaliteli ampuller kullanıyor, kaliteli kullandığı için de ikincisi çok daha uzun süreli, diğer raflardaki rakiplerine nazaran çok daha uzun süreli bir şekilde bize hizmet etmeye devam ediyor. Artı olarak Acer'ın kendi içerisinde kullanmış olduğu ColorSafe teknolojisiyle de ampulün ömrü ilk günden son güne kadar, son güne gelse dahi ilk günkü parlaklık ve canlılıkla bize görüntüyü yansıtmaya devam ediyor. Ampulün lümen değeri 700 ve çalışma ömrü ise 20.000 ile 30.000 saat arasında. Burada tabii ki kullanmış olduğunuz modlar devreye giriyor. Eğer normal bir kullanımda giderseniz 20.000 saati birazcık daha aşabiliyorsunuz. Eğer eko modlara giderseniz 30.000 saate kadar gidebiliyorsunuz. Bu lümen değerinde ve bu çözünürlükteki bir projeksiyon cihazı için ve bu boyuttaki bir projeksiyon cihazı için oldukça uzun bir süre. Çözünürlük 1280'e 800. Şimdi bu çözünürlüğü ve bu lümen değerini bir araya getirdiğimiz zaman şunu görebiliyoruz. Birincisi, çok fazla aydınlık ortamlarda, yani aşırı aydınlık ortamlarda bize hizmet etmese de loş ortamlarda, yani full karanlık yapmadığımız ortamlarda da sunumlarımızı ve göstereceğimiz görselleri rahatlıkla karşı taraftaki gruba aktarabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi, evet bu çözünürlükler sadece evime ben bir sinema sistemi kurayım ve Blu-ray sinemaların tadını çıkartayım diye bakarsanız size yeterli gelmeyebilir. Ama birincisi kurumsal alanlarda kullandığınız, göstermek istediğiniz videolar, göstermek istediğiniz tanıtımlar, yapmak istediğiniz sunumlar, göstermek istediğiniz fotoğrafların çok iyi bir şekilde algılanmasını ve seçilmesini sağlayacak olan bir çözünürlük. Artı olarak da tabii ki siz gündelik hayatınızda eğer bir televizyon ya da monitöre sahip değilseniz ya da keyfi olarak sadece dekorasyon amaçlı olarak bile bir yere bir görüntü yansıtıp bunu buradan izlemek istiyorsanız da
Bu çözünürlük ve bu lümen değeri evinizde de sizi mutlu edecektir. Bu tarz cihazlardaki en önemli noktalardan biri de tabii ki bağlantı noktaları. Burada hemen dikkatimizi MHL destekli HDMI çekiyor. HDMI tabii ki normal görüntü ve ses aktarım için gerekli olduğu gibi aynı zamanda MHL olması da MHL destekli mobil cihazlardaki görüntüleri de direkt olarak projeksiyon cihazından yansıtabilmemize imkan sağlıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta hemen HDMI'nin üzerindeki micro SD yuvası. Herhangi bir başka bir bağlantıya ihtiyaç duymadan doğrudan direkt kartı bağladığınız zaman, kartınızı bağladığınız zaman direkt olarak görüntülerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinize erişim imkanı sağlıyorsunuz. Şimdi müzik demişken ve video demişken ben ekstradan bir bağlantı, ses bağlantısı yapmak zorunda mıyım derseniz, İyi bir ses almak istiyorsanız, çok fazla geniş bir alanda bir sese ihtiyacınız varsa evet üzerindeki audio portuna bağlantı yapıp sesi almak zorundasınız. Ama eğer küçük bir alandaysanız ve birkaç kişiye bu sunumları ve görselleri gösterecekseniz ve bu videoları oynatacaksanız üzerindeki 3 wattlık hoparlörler sayesinde herhangi bir ses tertibatına ihtiyaç duymadan da direkt olarak projeksiyon üzerinden ses alabiliyorsunuz. Bu arkadaşların bu kadar minik olduğuna bakmayın. 3 wattlık bu hoparlörler SRS teknolojisiyle destekleniyor ki doğal olarak çok daha fazla ve kalitede, derinlikte ses sunabilme imkanına sahip oluyorlar. Kutu içeriği de oldukça zengin. Cihazın rahatlıkla yanımıza taşıyabilmemiz için gerekli olan kılıfı kolay bir kullanım için bize imkan sağlayan ve yukarıda erişemeyeceğimiz noktalara eriştiğimiz zaman uzaktan erişebilmemize imkan sağlayan kumandası ve aynı zamanda burada bu görmüş olduğumuz adaptör. Bu adaptör Acer'ın diğer birkaç farklı modelleri karşımıza çıkan kablosuz ağ adaptörü. Bu sayede herhangi bir başka kablolu bağlantı yapmadan görüntü aktarımlarınızı da aynı ağ üzerinden bağlı olan cihazlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz. En başta söylediğimiz gibi bu tarz cihazlar alırken neye ve ne kadar ihtiyacımız olduğunu öncelikle kendimize sormamız gerekiyor ve ona göre karşılaştırmalar, kıyaslamalar yapmamız gerekiyor. Az yer kaplayan, uzun ömürlü, sağlam, kaliteli bir projeksiyon cihazı arıyorsanız bunun yanı sıra Acer'ın sunmuş olduğu teknolojilerin yanı sıra aynı zamanda bir projeksiyon cihazında çok fazla görmeye alışık olmadığımız multimedya formatları okuyabilen, oynatabilen ve micro SD ile de bunu gerçekleştirebilen bir projeksiyon cihazı arıyorsanız K137'yi aradıklarınıza cevap verecek.